Arkadaşlar neden yola çıktık? Daha önce de birçoğunuz bizi yakından tanıyorsunuz. Meslek örgütlerinde bir sıkışma var. Teşekkürler. Şimdi Bursa Muhasebeciler Odası'nın Mayıs ayında bir seçimi var. Bursa Muhasebeciler Odası'nda ana olarak iki grup yarışıyor ama dönem dönem üçüncü gruplar da bu işe dahil oluyor. Bu gruplardan birisi Çağdaş Muhasebeciler Grubu, bizim de içinde bulunduğumuz grup. Bursa Muhasebeciler Odası'nda uzun yıllardır iktidarda, kısa dönemler, bir iki kısa dönem haricinde iktidarda hep bizim grubumuz oldu. Bu grup içerisinde de üç arkadaşımla ön seçim yapacağız. Ön seçim bizim geleneğimiz. Demokratik olduğunu inandığımız bir yöntem. Bu ön seçimden sonra da diğer gruptaki arkadaşla oda başkanlığı için yarışacağız. Üçüncü bir grup çıkar mı bilmiyorum. Geçen dönem çıkmıştı. Ama sonradan çıkan küçük gruplar seçimlerde etkili olamıyor. İktidar genel olarak Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik grubuyla Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu arasında gidip geliyor. Ama dediğim gibi uzun yıllardır Çağdaş Grup iktidar. Biz de grubumuz için de iktidar olmak istiyoruz. Sonuçta grup içi bir seçim. Asgari müştereklerimiz aynı olmakla birlikte bizim yola çıkış nedenimiz mevcut oluşmuş kas yapıların dağılması gerektiğini, grup içerisinde de daha demokratik bir işleyişin yerleşmesi gerektiğini, grubun adına yakışır şekilde isteğimizden yola çıktık. Diğer arkadaşlardan da bu anlamda farkımız kimsenin güdümünde olmamamız. Dış dinamikleri değil, iç dinamikleri önemsiyoruz. İhmal edilmiş oda üyelerini, odaya küsmüş meslektaşları, ilçeler ve buna benzer odaya küskün üyeleri harekete geçirip sürece katmak istiyoruz. Üyeyi hem grubuyla hem odasıyla birleştirmek, buluşturmak istiyoruz. Tabii bu arada yapacaklarımızı hani anlatacak olursak onları biz şöyle söylüyoruz. Sorunların tespiti kolay. Çözümü noktasında ise yine çağdaş bir gelenek olan kurultay geleneğini, çalıştay geleneğini harekete geçireceğiz. Çalıştayda meslektaşlar mesleğin pratiğine ilişkin yaşamış oldukları sorunları dile getirip çözüm önerilerinde birlikte üreteceğiz ve oradan çıkan sonuç bildirgelerini siyaset kurumuyla parti ayrımı gözetmeksizin paylaşacağız. Siyaset kurumuna eşit mesafedeyiz. Elbette bizim de bir ideolojimiz var. Ancak bu ülkede yasal düzenlemeleri meclis yapıyor ve meclis siyasi partilerden oluşuyor. Bu anlamda bir tarafgir yaklaşımımız olmayacak. İktidarından en küçük muhalefetine kadar eşit yakınlıkta ya da eşit uzaklıkta olacağız. Ve temel farkımız diğer arkadaşlardan şu, kendi özgücüyle gelen, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışıyla hareket eden bir grup. Onun ötesinde de bu ekip daha donanımlı. Bu ekibin lideri olarak ben de bu işi kotaracağımı, bu meslek konusunda yeterli donanıma sahip olduğumu aslında kamuoyu da biliyor. Gerek hukuki bilgi, gerek entelektüel birikimimle bu işi kotaracağımı inanıyorum.